İnsanlar beslenme, barınma, giyinme ve sağlık gibi bir takım temel ihtiyaçları giderebilmek için bir arada yaşamaya başlamışlardır. Barınmak için yaptıkları evlerin çoğalmasıyla bir takım yerleşim merkezleri oluşturmuşlardır. Önce mezraları, sonra köyleri, kasabaları ve şehirleri meydana getirmişler, işbirliği ve dayanışma içinde yaşamak için yönetim birimleri oluşturmuşlardır. Yerleşim birimlerinde işlerin daha düzenli yürüyebilmesi için yönetim birimlerinin başına yöneticiler görevlendirilmiştir. Yöneticilerin bir kısmı seçimle, bir kısmı devlet tarafından iş başına getirilmiştir. Ülkemizde yönetim, merkeze bağlı yönetim ve yerel yönetim olmak üzere iki alanda uygulanmaktadır. Merkeze bağlı yönetimde ilk akla gelenler bakanlıklardır. Bakanlığın il, İlçe, köy düzeyinde görev ve sorumluluklarını yerine getiren idari kurumlar oluşturulmuştur. Örneğin il biriminin yönetimine vali, ilçe biriminin yönetimine kaymakam, köy birimine muhtar getirilmiştir. Bu temsilciler de birbirine bağlıdır. Muhtar kaymakama, kaymakam valiye bağlı olarak çalışır. Ülkemizde il ve ilçedeki belediyeler ve muhtarlık yerel yönetime örnek gösterilir. Yerel yönetimde sorun yerinde görülür ve insanlara daha iyi hizmet amaçlanır. Muhtarlık muhtar ve ihtiyar heyetinden oluşur. Muhtarlık hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin yardımcısı olan kuruluştur. Muhtar seçimle iş başına gelir. İhtiyar heyeti muhtarın danışma ve yardımcı birimidir. Muhtar izne ayrıldığında veya muhtarlık herhangi bir sebeple boşalırsa görevi bu heyetten birisi üstlenir. Yerel yönetim birimlerini halk seçer. 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oy kullanabilir. Bütün vatandaşlar yöneticileri seçme ve yönetici olabilme hakkına sahiptir. Yerel yönetim birimleri mahalle, köy, ilçe ve illerde yaşayan halka hizmet etmekle görevlidir. Görevini yerine getirmezse halkın ihtiyaçları karşılanamaz.